Herkese merhaba. Veka veri madenciliği yazılımının eğitim videolarının dördüncüsüne hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde analizlerimiz sırasında veri dosyalarımızın model geliştirilmesiyle ilgili bir küçük bilgi vereceğim. Şimdi veri dosyalarımız üzerinde çalışırken istenen şey şudur. Modelin geliştirildiği verilerle modelin test edildiği verilerin farklı olması istenir. Doğru olan budur. Mesela bizim buradaki GLASS dosyasını açtım. 214 tane verimiz var. Bir sınıflandırma analizi yapalım. J48 analizi. Burada 4 tane seçeneğimiz var. Bu analizlerimizde kullanılacak model dosyası ve modelin test edildiği dosya ile ilgili. Şimdi ilk olarak seçebileceğimiz seçenek Use Training Set seçeneği. Eğer bunu seçerseniz analiz yaptığınız, pardon modeli geliştirdiğiniz veriler daha sonradan modelin test edildiği veriler olarak da kullanılıyor. Yani ben 214 örnekle bu modeli geliştiriyorum. Daha sonra aynı 214 örnekle bu modeli test ediyorum. Ki burada da %96'lık bir başarı elde ediyorum. Aslında bu başarı çok doğru bir oran değil. Çünkü bizim elimizdeki modeli geliştirdiğimiz verilerle test ettiğimiz veriler birbirinin aynısı. Dolayısıyla bu aslında bize sahte bir yüksek oran verebilir. Bundan kaçınmak için uygulayabileceğimiz 3 tane seçeneğimiz var. Birincisi Supplied Test Set seçeneği. Bu seçeneği kullanabilmek için öncelikle veri dosyanızın ayrı, test dosyanızın ayrı olması lazım. Elimizde bununla ilgili bir örnek var. O da şu, verilerimizin içerisinde Segment Challenge ve Segment Test dosyaları var. Segment Challenge dosyasını daha önceden anlatmıştık, yanlış hatırlamıyorsam. Elimizde birçok resim örneği var, texture, kaplama örneği var. Bu kaplama örnekleri 7 sınıfta. Ve biz bu kaplama örneklerinin çeşitli değerlerini ölçüyoruz, kaydediyoruz ve bu 7 sınıfa ayrılmalarını sağlıyoruz. Elimizde böyle bir veri dosyası var. Aynı şekilde bu veri dosyasının yanında bir de segment test dosyamız var. Bu dosyayı açalım. Bu dosyada 810 örneğimiz var. Segment challenge dosyasında 1500 örneğimiz var. Eğer elinizde aynı konuyla ilgili bu şekilde bölünmüş iki tane dosyanız varsa bu sizin işinizi kolaylaştırıyor. Ne yapıyorsunuz? Classify penceresinde öncelikle veri dosyanızı açıyorsunuz. Preprocess bölümünde. Biz 1500 örnekli veri dosyamızı buraya yükledik. Classify bölümünde Supplied Test Set seçeneğini seçiyorsunuz. Set düğmesine tıklıyorsunuz. Açılan pencerede Open File düğmesine tıklayarak Segment Test dosyasını seçiyorsunuz ve Close düğmesine basıyorsunuz. Bunu yapmamızdaki amaç şu, benim modelimi 1500 örneğimin olduğu veri dosyası üzerinde geliştirecek Veka programı. Daha sonra bu ikinci gösterdiğim 810 örneğin olduğu dosya üzerinde deneyecek. Böylelikle geliştirdiği modelin başarısını daha efektif bir şekilde ölçebilir. Bakın %96.17 çıktı. Eğer siz Use Training Set deyip bu analizi yapsaydınız %99 çıkacaktı ki bu oran az önce de dediğim gibi biraz yüksek bir oran. En iyisi bunu bu şekilde test dosyası üzerinde, ayrı bir dosya üzerinde denemek. Bu test dosyası üzerinde de şunu görüyorsunuz. 810 tane örnek test edilmiş bir modele göre 779 tanesi başarılı, 31 tanesi başarısız sınıflandırılmış. Peki elinizde böyle bir test dosyası yoksa, tüm verileriniz tek bir dosyadaysa ne yapabilirsiniz? Onunla ilgili de iki tane seçeneğimiz var. Cross Validation ve Percentage Split seçenekleri. Önce Percentage Split'ten bahsedelim. Percentage Split seçeneği verinizi bölüyor kendisi rastgele ve bir kısmı üzerinde modeli geliştiriyor, kalan kısmı üzerinde de modeli test ediyor. Buradaki oran da genellikle 3'te 2 olarak seçilir. Yapılan araştırmalar sonucunda, incelemeler sonucunda en verimli oranın bu olduğu bulunmuş. Ha, siz bunu değiştirebilirsiniz. %90'a %10, işte %50'ye %50
yapabilirsiniz. Ama standart oran %66'ya %33'tür. %66'ını üzerinde modeli geliştirir, %33'ü üzerinde test eder. Bunu çalıştıralım. Burada da başarımızın %95 olduğunu görüyoruz. Şimdi buradaki esas soru şu. Ben bu analizi birden fazla kere de çalıştırsam hep aynı oranı elde ediyorum. Hatta siz VK'yı kapatıp tekrar açıp bu analizi böyle çalıştırsanız gene aynı oranı elde edeceksiniz. Hani rastgeleydi diye sorabilirsiniz. Burada rastgelelik şuna göre belirleniyor. More options düğmesine tıkladığınızda burada random seed for x val bölü yüzde split diye bir değer var. Bu 1 seçilmiş. Bunu 2 seçip analiz yaparsanız farklı bir oran göreceksiniz. Bunu 3 seçip yaparsanız farklı bir oran göreceksiniz. 4 seçip yaparsanız farklı bir oran göreceksiniz. Yani yapmanız gereken bu. Eğer her seferinde farklı yerlerden örnekler, farklı yerlerden gerçek veriler alsın diyorsanız yapmanız gereken percentage split seçtikten sonra more options bölümündeki random seed for x val bölü yüzde split değerine 1, 2, 3, 4, 5, 6 değişik değerler girerek bu analizi tekrar tekrar yapmak. Daha sonra bu bulduğunuz sayıların bir ortalamasını, varyansını alıp ona göre bir standart yüzde başarısı da belirleyebilirsiniz. Son seçeneğimiz de cross validation. Cross validation seçeneği percentage split'e benziyor. Yani tek bir veri dosyanız olması durumunda kullanılıyor. Cross validation'da 10 değeri bize şunu ifade ediyor. Veri dosyasını 10'a bölüyor VK kendiliğinden ve 9 parçasını alıp model geliştirmek için kullanıyor. Kalan 1 parçasını da modeli test etmek için kullanıyor. Ve bu işlemi 10 kere tekrarlıyor. Yani her seferinde farklı bir parçayı test parçası alıp diğer 9 parçayı model geliştirmek için kullanarak analiz işlemini 10 kere tekrarlıyor ve en son size tek bir değer veriyor. %95.6'lık bir değer verdi. Bu şekilde de bir analiz yaptırabilirsiniz. Bu da kullanılabilen analiz yöntemlerinden biri. Siz bu sayıyı arttırırsanız, yani veriyi 20'ye böl, 20 sefer bu analizi yap derseniz başarı oranı kaça? %96.5'a çıktı. 30 deyip 30'a böl, 29 parça üzerinde modeli geliştir, kalan bir parça üzerinde dene diyebilirsiniz. Burada da modelimiz yine 96.6. Bu şekilde de farklı varyasyonlar geliştirmeniz ve bunları test etmeniz mümkün. Ve genellikle istenen, tabii analizler sonucunda burada 10 değerinin gene en verimli çalıştığı bulunmuş. Dolayısıyla burada cross validation seçip 10 değeriyle bu analizleri yapabilirsiniz. Zaten eski yaptığımız analizlere bakarsanız burada genellikle hep cross validation ve 10 değerlerinin seçili olup analizlerin yapıldığını görürsünüz. Ama siz isterseniz tüm model setini kullanıp analiz yaptırabilirsiniz ilk seçenekle. Percentage split seçeneğiyle veriyi %66'lık, %33'lük iki parçaya bölüp bir parça üzerinde modelin geliştirilip diğer parça üzerinde test edilmesini sağlayabilirsiniz. Veya elinizde gerçek hayattan bölünmüş bir şekilde dosya geliyorsa, model geliştirmek için bir veri, test etmek için başka bir veri geliyorsa da supply test et deyip bu kısımdan analizlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Evet, bu bölümümüzde bu kadar. Gelecek videolarda görüşmek üzere.